Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أستعيذ بالله بقرة سورة 233 آيات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضع أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير Allah Teala aytdi ki ve onalar o'zlarining bolalarini ikki mükemmel yil emizdiradilar. Razoatni emizishlikni tamomiy mükemmel qilishlikni xohlaydigan kishilar uchun. Bola uning uchun bo'lgan kishining zimmasiga ayollarning rizqi, yemoq ichmog'i va kisvatuhunna va kiyim kechaklaridir bil ma'rufi ma'ruf yo'llar bilan. Nafs toqatidan tashqari narsa, oshdan narsa unga yuklanmaydi. Ona bolasini sababidan zarar berilmaydi va farzand uniki bo'lgan kishi ham bolasining sababidan zarar berilmaydi. Merosxo'rga esa shunga o'xshagan narsalar bordir. Agar er-xotin ikkalasining tarafidan bo'lgan rozilashmoq va mashvarat qilishlikdan kelib chiqib, fisolni, ya'ni bolani sutdan ayirishlikni xohlasalar, er-xotinga gunoh bo'lmaydi. Agar sizlar o'zlaringizning bolalaringizni emizdirishlikni xohlasalaringiz, bergan narsalaringizni ma'ruf bilan, go'zallik bilan taslim qilganlaringizda sizlarga gunoh yo'q. Va Allohdan qo'rqinglar va bilinglarki, albatta Alloh taolo sizlarning qilayotgan narsalaringizni, amallaringizni ko'ruvchidir. Alloh taolo qilayotgan amallaringizni ko'ruvchi ekanligini bilib qo'yinglar. Suyta aytayaptilar, val validatu yurdi'na va onalar emizdiradilar, ay li yurdi'na emizsinlar. Haligi val mutallaqot yatarabbasna aytganimizdek, yurdi'na muzori, xabari shaklda kelyapti sig'asi, lekin ma'noda amrdir, inshoiyadir. Emizdirsinlar deb Alloh taolo buyuryapti. Avladahunna o'zlarining farzandlarini, bolalarini havlayni amayni yil degani kamilayni mukammal 2 yil, to'la 2 yil. Sifatun muaggidatun bu kamilayni kalimasi havlayn uchun ta'kidlovchi sifatdir. Chunki kamilayni degan sifat kelmasa ham Alloh taolo 2 yil degandan keyin biz 2 yilni tushunaveramiz. Zalika bu hukmlar liman aradan yutimma radaata, ya'ni 2 yil mukammal emizishlik masalasi, razoat emizishlik masalasini mukammal tamomiy qilishligini xohlagan kishi uchundir. Wala ziyadata alayhi va 2 yildan oshcha qilmaslik kerak. Wa alal mauludi lahu ay alab, farzand uniki bo'lgan kishining zimmasida esa, ya'ni otaning zimmasida rizquhunna, ya'ni it'amul validat onalariga taom berishlik va kisvatuhunna ularning kiyim kechaklari alal irdo'i iza kunna mutallaqatin, ya'ni emizganligi uchun bu narsalar beriladi agar ular taloq qilingan xotinlar bo'lsa.
Eğer talak kılınken olsa, er veredi bu haracatlarını. Talak kılınmagan olsa, bunda elbette ailevi mesele er kılıçlık kirey bunu. Bil ma'rufi, ma'ruf bilen güzellik bilen, bi kadri taqatihi, yani taqatini yetkenişe, la tukellefu nefsun illa usaha, nefs taqatiden teşkilerse, onun üstü yüklenmeydi. Usaha yani taqataha. Taqati degani. La tudarra validatun bi waladiha. Ona balasining sababidan zarar berilmaydi. Ay bi sababihi bi an tukraha ala irdaihi izam tana'at. Ya'ni ayol kishi emizmayman desa, balasining sababidan emizishlikka majbur qilinmaydi. Ayol kishi balasini emizishligi shart emas. Wa la yudarru mauludun lahu bi waladihi. Va farzand uniki bo'lgan kishi, ya'ni ota ham bolasining sababidan zarar berilmaydi. Ay bi sababihi, bolasining sababidan. Bi an yukallafa fawqa taqatihi, ya'ni taqatidan tashqari narsa unga yuklanishligi bilan. Wa izafatul waladi ila kulli minhumā fil mawdi'ayn lil isti'tofi. Ya'ni ikkala yerda bolani otaga ham, onaga ham izofa qilinishligi, bog'lanishligi bu mehr muhabbatini izhor qildirishligi uchundir. وعلى الوارث ميراث خورنين زمسيه سا أي وارث الأب أتانين ميراث خوريه وهو صبي وهو بالدر أي على وليه في ماله يعني بالان فلدا عليسيا لازم بلاد مثل ذلك الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة يعني أتان زمسيه لازم بلاد ينسى يعني جزء أزواقات وكيم كشيلر شلاد بيرشلي كرديات فإن أرادا أي والداني في صالن أجل أطعنا في صالن في طامن له قبل الحولين إكيل طولشتن آلدن بالان ستن أجلت محجوب لسا عن تراضين اتفاق منهما إرهاتن درفتن بوغن اتفاق رازل أشليك دنكين وتشاورين بينهما وأرتلارد مشورقين دنكين لتزهل مسلحة الصبي فيه يعني مناشو إشتا باش بالانين مسلحة كورنش لجوشن Yani balaga zarar kımasa, fayda bulsa, şunda sütten çıkaramızsa, fela günahı aleyhine fizelik, bu nasada yeri hatinge günah yok. Ve in arattum hitabun lil abe, eğer haklasalariz, şimdi bu hitab atalar gibi oluyad. En testerdi'u avladakum, balalarınızını emizdirişlikini, yani maradi'a gayrel validat, anelerden başka emizücü hatınlarına emizdirişlikini haklasalariz, fela günahı aleyküm fihi, sizlarga bunda zarar yo'q, gunoh yo'q. Sallamtu bilayhinna ma ataytum, ya'ni ularga bergan narsalaringizni ularga taslim qilganlaringizda. Ay arattum itahu lahunna min al-ujrati. Ujratdan ularga bermoqchi bo'lgan narsalaringizni taslim qilsalaringiz. Bil ma'rufi bil jamili, ya'ni go'zallik bilan. Katibi nafsi masalan o'zi rozi bo'lgan holatda, xursand bo'lgan holatda. Wattaqulloha Allohdan qo'rqinglar va alamu annalloha bima ta'maluna basir. Allah Teala kılıyatırken emellerizi kürüçü, kürüp türüçü kendini bilip koyular. La yahfe aleyhi şey minhu, bir an nesel Allah Teala'ya mahfi bu miydi? Şunu bilip koyular, unutmayalar diye. Bana Kur'an'ın mükemmelliğini karın. Ayetlerinin birbirine bağlılığını görün. Allah Teala evveliye kim kimge üylenişi mümkün. Müşriklerge üylenmeyeler dedi. Ondan başlayıp durup bana nikah meseleleri. Kin eri hatında ortasındaki muameleler, muhabbet, güzellik, hatta cinsi alakalar, hemen zikir kıyandan ki, gelişmeyi koyan halette, talak meseleleri, talaktan kaçlık, burada hemen zikir kıyandan ki, indi, bala meselesi ilgili yaptı. Çünkü aile bu yandan ki, bala buladı elbette, farzand buladı. Bazı insanlarda farzand bu miydi, bu başka mesele. Bu Allah'ın bir rızkı nimetidir. Hâhlegen bendesi ya kuluge biredi, hâhlegeni ya birmiydi. Uzun işe hiç kimin yerleşemeydi. Birgende hem kudretini kürseti yaptı, birmegende hem kudretini kürseti yaptı. Ferzendi yollar hem şükür kısın, ferzendi barlar hem şükür kısın. Allah'ın kudreti ya teslim bulursun, tem birisin. Aynı bir hıl insan, karasız bir tersden ferzend böyle yaptı, bir tersden bulma yaptı. Tıbbi taraftan teşrif görüyor musunuz? Cüda kiçkine bir farkları var. Cüda kiçkine fark. Diyor ki Allah Teala kudretini gösteriyor. Böyle bir insanda
ozgina bir farqni yaratishlik bilan yoki bir narsasini kam qilib qo'yishligi bilan inson insonligida hech qanday kamchilik yo'q, lekin farzand ko'rilmayapti. Nima qilsa ham farzand ko'rolmaydi. Lekin Allohga duo qilishlik kerak. Insonni shuncha katta bir jasadini mukammal qilib yaratgan zot o'shaligi biroz kam bo'lgan yerini ham to'g'irlashga qodir. Agar bir inson tibbiyotga borsa, tibbiyot aytsa-ki, seni farzanding bo'lmaydi desa, umuman ma'yus bo'lib qolmasin. Allohga qattiq duo qilursin, Allohga oson. Allohning qudrati nihoyatda buyuk. Mana shunday holatlarda keyin karomat sodir bo'ladi-da. Allohning qudratini ko'rasiz. Mana farzand masalasi. Oilada albatta farzand bo'ladi. Qarang, albatta deyapmiz-ku, bizning zamondagi odamlarning fikrida unday emas. Aslida islomda va islomdan ta'sirlanib butun insoniyatda shunday fikr bo'ladiki, oila bo'lgandan keyin albatta farzand bo'ladi deyishar edi. Ammo hozirgi insonlarda unday emas. Oila bo'lgandan keyin xolasa farzand bo'ladi, xolasa bo'lmaydi, deyapti. Qarang. Kofirlar albatta buni zararini ko'rdi. Endi hozir farzandni ko'paytirishga targ'ib beryapti ular. Lekin musulmonlar orqada, doim orqada yurishibdi shu 200 yildan beri. Farzand bo'lishlik kerak. Uylanishlikdan maqsad sunnatga amal qilishlik va eri xotinning haqlarini joyiga kelishtirishlik bilan birgalikda farzand ko'rishlik bo'lishlik kerak. Erda ham xotinda ham mana shu niyat bo'lishlik kerak. Farzand ko'rmaslikni niyat qilishlik islomiy emas bu. Kufr fikr, kufr e'tiqod. Kofirlardan kelyap turgan jaholat, xorlik, rasvolik islomga ham, insoniyatga ham xilof bo'lgan narsa. Bola albatta bo'lishlik kerak. Shuning uchun islom erkak va ayol shu jinsiy aloqaga kirgan vaqtida bola ko'rmaslikka qilinadigan har xil hiylalarini rad qiladi. Joiz emas. Bola ko'rmaslikka harakat qilmasin. Balki bola ko'rishlikka harakat qilsin. Mana bola masalasiga keldi. Val validat. Alloh taolo endi farzandlarni himoya qilyapti. Yuqorida erkakni, ayolni himoya qildi. Endi farzandlarni himoya qilyapti. Alloh shunday buyuk zotki, agar farzandni himoya qilmasa, farzandga o'zining onasi zulm qiladi. O'zining dadasi zulm qiladi. Inson shunday bir mahluq. Allohga muhtoj. Qarang, onalarimiz bizga muhabbat qilishligi uchun Alloh bizni saqlashlik kerak. Otamiz bizga muhabbat qilishligi uchun, bizga marhamat ko'rsatishligi uchun Alloh bizni saqlashlik kerak. Ota-onamizning qalbiga shu muhabbatni, shu hidoyatni qo'yadi, keyin ular bizga yaxshi gapiradi. Bo'lmasam, tashavorishi mumkin. Mana tashavoryapti. Butun dunyo bo'yicha qarasangiz, kuniga minglarcha chaqaloqlar ko'chalarga tashlab ketilyapti. Yana qarang, Alloh taolo qudratini ko'rsatayotgan insonlar, sizlar ota-ona illoki marhamatli bo'ladi demanglar. Illoki bolasiga shafqatli bo'ladi demanglar. Mana minglarcha odamlar, minglarcha ona, minglarcha ota chaqaloq yangi tug'ilgan bolani tashlab ketyapti ko'chalarga. Ba'zan hayvon yeb ketyapti uni, ba'zan hasharotlar yeb ketyapti. Ba'zan kunlarcha o'sha yerda och qilgan holatda, chinqirgan holatda, baqirgan holatda yig'lab o'lyapti. Qarang, zarra qadar shafqat qilgani yo'q, hech o'ylangani yo'q-ku. Va ota-onasi aytmaydiki, falon yerga tashlab ketdik, bir boraylik-chi, nima bo'ldi-ekin, so'raylik-chi, demayapti-ku. Ba'zida juda yomon yerlarga tashlab yuboryapti-ku. Ahlat xonalarga, hatto ba'zida tualetlarga ham tashlab yuboryapti. Qarang, inson islomga shunchalik muhtoj. Islom bo'lmasa, vahshiy hayvonlardan battar bo'lib qoladi. Mana endi Alloh taolo farzandlarni himoya qilyapti. Onalar o'zlarining bolalarini 2 yil mukammal emizdiradilar, deyapti. Yurdi'na emizdiradilar deb, ya'ni emizdirsin, deyapti. Yurdi'na xabari jumla, lekin inshoiy ma'noda. Li yurdi'na. Endi onalar bolasini emizdirishligi ikki xil bo'ladi. Birinchisi, bolani boshqa yo'l bilan ozuqalashlikni to'ydirishda yo'li bo'lmasa, onaga farz bo'ladi emizdirishlik. Boshqa emizadigan xotin yo'q, yoki do'kondan bir ona solib beraman desa, uni ham imkoni yo'q, onasidan boshqa imkoni yo'q. Bunday holatda onasi uni emizishligi farz. Chunki emizmasa halok bo'ladi bola.
kasal bo'ladi, unga zarar bo'ladi. Bunday holatda farz. Ikkinchi holati onasi emizmasa boshqa emizadigan xotinlar bor. Yoki boshqa yo'llar bor, boshqa sutlar bilan, boshqa oziq-ovqatlar bilan bolani boqsa bo'ladigan yo'llar bor. Bunday holatda onani emizganligi afzaldir. Emizgani yaxshi, lekin vojib emas. Tushundingizmi? Lekin mutlaqo emizishlikni tark qilsak to'g'ri kelmaydi. Nimaga? Oyatga xilof bo'ladi. Alloh aytayotki, "Val validatu onalar yurdi'na avladahunna." Bolalarini emizdiradilar, deyapti. Qarang, emizishi kerak, deyapti Alloh taolo. Bu oyatni zoyi qilmaslik kerak. Shuning uchun aytiladiki, ona bolasini emizishligi ba'zan shar'an vojib bo'ladi, ba'zan diyonatan vojib bo'ladi. Ya'ni taqvo qilgan holatda vojib bo'ladi. Bolasini tashlab qo'ymasin. Endi hozirgi vaqtda tibbiyot xolasa xolamasa mana shu masalalarni maqtayapti. Avvallari islomga zid qilishib, bundan 20 yil oldinlari o'zim ko'zim bilan ko'rganman, o'sha xastimalarga, shifoxonalarga borganimizda doim targ'ib berishardiki, bir farzand chaqaloq tug'ilsa, unga o'sha hukumatlar tarafidan chiqarilgan xos sun'iy kimyoviy taomlar bor, shular berilsin, ular falon mikroblarni o'ldiradi, falon vitaminlari bor, lekin onaning suti undaydir, bundaydir, yaxshi emas, munosib emas, ko'tarolmaydi degan har xil vasvasalarni qilishardi. Ama hozirgi tibbiyot hammasi aytayaptiki, tug'ilgan chaqaloq uchun eng shifoli, eng yaxshi, eng go'zal, eng mukammal narsa ozuqa o'zining onasining sutidir. Ya'ni o'zini onasining suti deyapti. O'zini onasining suti eng to'yimli bo'ladi va eng go'zal va eng shifoli. Eng shifoli. O'sha yosh bolaga kerak bo'ladigan bütün vitaminlar bor shunda. Dunyodagi bütün professorlar to'planishib, dunyodagi eng yengil, eng foydali vitaminlardan to'plab turib, tug'ilgan bolaga bir ozuqa tayyorlashsin, sutga o'xshagan. Allohga qasam ichib aytamanki, hech qachon onasining sutiga teng kelmaydi. Onasining sutiga teng kelmaydi. Shuning uchun Alloh buyuryapti, ya'ni Allohning buyrug'ini tagidagi hikmatlar bular. Hozirgi tibbiyot majbur e'tirof qilyapti buni. Lekin shuni islom bundan 14 asr oldin aytganligini e'tirof qilsa yana ham yaxshi bo'lardi. O'zlarida bundan 100 yil oldin, 200 yil oldin bir doktor bir kashfiyot qilgan bo'lsa, hada shuni gapirishaveradi. Falonchi buni falon yilda kashf qilgan edi. Deb hada takrorlab gapirishaveradi. Qur'on mana buni aytayapti. Onalar bolalarini 2 yil mukammal 2 yil emizsin, deyapti Alloh taolo, buyuryapti. Allohning buyrug'ining hikmatlari mana. Onaning sutida foyda ko'p nihoyatda desa bo'ladi. O'zimizni tajribadan aytadigan bo'lsak, mana bir necha farzandlarimiz bor. Farzandlar tug'ilgandan keyin ko'ryapsizki, ko'pchilikda shifoxonalarda ham ko'ryapsiz, ko'pchilik farzandlar tug'ilgandan keyin 1-2 yil o'tib-o'tmas sariq kasal bo'lib qolyapti. Sariq kasalni bilasizlar, xatarli kasallik. Hatta ölümge mi alıp barışı mümkün? Göre yaptık, aldım bilmezdi bu neselerini. Şu farzandar bu yerden ki dikkat kılı yaptık. Köptürü farzandar sarı kesen buladı. Şimdi hani hazır ki tibbiyat adamları köptürü yine hıyanat kılışı yaptı. Hani sarı kesen bu yerden ki doktorlar içkil buladı. Bazıları Allah'tan korkadigan dindar kişiler. Ya ki etedeki insaflı kişiler deyinik. Sizga zulm qilishni xohlamaydiganlar, ba'zilari zulm qilishidan qo'rqmaydigan kishilar. Ya'ni bu tarzda aytdimki, ya'ni mavzu keng bo'lsin deb. Sizga zulm qilishni xohlamaydigan kishilar deganimiz musulmon bo'lishi mumkin, kofir bo'lishi mumkin. Zulm qilishdan qo'rqmaydigan ham musulmon ham bo'lishi mumkin, kofir bo'lishi ham mumkin. Chunki ko'ryapsiz har qanaqasini. Sizga zulm qilishni xohlamaydigan doktorlar nima deyapti? Oldin arigisini gapiraylik. Zulmdan qo'rqmaydigan doktor nima deydi? Bola agar shunday kelsa, bir haftaga bormay, 10 kunga bormay o'ladi deydi. Qonida shuncha tarkibda sariq kasallik bor. Ko'rasizki, yuzi sap-sariq bo'lib ketgan, ko'zi ham sariq bo'lib ketgan. Sariq kasal haqiqatan ham og'ir bir kasallik.
Nima qilish kerakmisiz? Bizi o'zimizga xos qutilarimiz bor deydi. Chaqaloqlar turadigan qutilar beshikka o'xshagan. Shuning ustida chiroqlari ham bor. Biz uni o'sha chiroq tagiga qo'yamiz. Unga tomiridan vitaminlarni jo'natamiz, u qilamiz, bu qilamiz. Biz ancha narsani ko'rsatadi, xo'sh. Nech kun davolanadi? Kamida 3 kun bo'lsa, 1 hafta davolanadi. Kuniga kamida $200. Ya'ni 10 kun bo'lsa $2000, 3 kun bo'lsa $600. Apuli ko'plariga farq qilmaydi. Ha, mayli. Dedi ketaveradi. Kambag'allar qancha yalinsa, sal tushib qo'yishadi, mayli $100, $200. Senga rahmimiz keldi. Kambag'al ekansan, senga bir yaxshilik qilaylik, duo qilasan deb $100, $200 tushadi. Lekin Allohdan qo'rqadigan yoki zulm qilishdan qo'rqadigan, o'zini vazifasini, haqqini, o'zini vazifasini, mas'uliyatini bilgan doktorlar aytadiki, bolani bu yerda qoldirishga hojat yo'q. Oshiqcha xarajat qilishlikka hojat yo'q. Onasi ko'p-ko'p emizsin, o'zidan o'zi yaxshilib ketadi deydi. Qarang. Ko'p-ko'p emizishligini o'zi yaxshilib ketaveradi. Hech qanday tadoviyga hojati yo'q. Hech qanday ilojiga, doriga hojati yo'q. Bunaqa $1000, $2000 sarflashligingizga, $500 sarflashlikka hojati yo'q. Shuni doktorlar hammasi biladi. Lekin hammasi aytmaydi buni. Ko'pchiligi qo'rqitib, pulini oladi odamlarni. Onalar farzandini qanchalik ko'p emizsa, o'zidan o'zi ali sariq kasalliklar yo'qolib ketaveradi. Emizishligi bilan ali sutdan bola butun vitaminlarni olaveradi. Kasalliklar ketaveradi, o'ziga kerak bo'lgan quvvatlarni ham olaveradi. Agar emizishlik kifoya qilmayapti turgan bo'lsa, ayollar farzandini quyoshga chiqarsin, oftobga. Oftob urmaydigan vaqtlarda. Masalan, erta bilan peshinda o'rtasi yoki asrdan keyingi vaqtlarda olib chiqsin, shabada bo'lmagan, shamol bo'lmagan vaqtda. Quyoshni nuri bilan ham haligi bola o'ziga kerakli vitaminlarni oladi, sariq kasalligi yo'qoladi. Boshqa ko'p kasalliklar ketadi. Quyoshdan juda katta vitamin oladi yosh bolalar. Bu ham kifoya qilmayapti turgan bo'lsa, kechasi bolaning beshigiga o'sha oq lampochkalar bor, oq. Shundan qo'yib qo'ysam, ko'ziga ehtiyot bo'lasiz. Ko'zini berkitingki, ya'ni ko'zini olmasin, ko'ziga zarar qilmasin. Chaqaloqki ko'ziga zarar qilishi mumkin. U chaqaloqni yalang'och qilib turib, issiqxonaga qo'yiladi, ustiga oq lampochkani qo'ysangiz, hali kasalliklar o'z-o'ziga qolaveradi. Lekin bularning hammasini boshida nima? Radoat, emizdirishlik bor. Onaga ham foyda, bolasini qanchalik emizsa, ham savob bo'ladi unga, ham o'ziga foyda bo'ladi. Chunki ba'zi ayollar borki, bolasini emizmaganligini sababidan sutlari to'planadi, sutlar buziladi, hattoki saraton kasalliklariga sababchi bo'lishyapti. Har xil kasalliklar kelib chiqyapti. Qani Allohni buyrug'iga amal qiladigan bo'lsa, shariatga amal qiladigan bo'lsa inson har qanday butun musibatlardan, mushkulatlardan najot topadi. Ona Allohdan qo'rqib Allohning buyrug'iga itoat qilib, bolasini emizligi bilan o'ziga ham foyda, bolasiga ham foyda bo'lyapti. Va jamiyatga ham, hammaga foyda bo'lyapti. Lekin ona bolasini emizmasa, o'ziga ham zarar, ham gunohkor, ham tibbiy tarafdan zarar, ham bolaga zarar, zulm. Endi bu bolani emizishligi uchun dadasi harakat qilyapti turgan, dadasi bo'lsa qancha odamlar harakat qilyapti turgan, emizadigan xotin top, o'g'il top, buni top. Qarang, jamiyat buzilyapti. Shuning uchun butun insoniyat Qur'on hadisga qaytishlik kerak. Butun insonlarni biz Qur'on hadisga da'vat qilishligimiz kerak. Qarang, oila masalalarini, farzand masalasini qanday mukammal bayon qilyapti. O'zlarining bolalarini onalar 2 yil mukammal emizadilar. 2 yil mukammal emizishligi vojibmi yoki afzalmi, sunnatmi? Jumhur aytadiki sunnat deydi. Nimaga? Chunki liman arada an yutimma raba'a. Emizishlikni mukammal qilishlikni xohlagan kishi uchun deyapti. Shunda ma'lum bo'ladiki, 2 yilni mukammal qilishlik sunnat ekan. Farz emas. Ba'zida farz deydi, zaif qavl u. 2 yil mukammal emizdirsa, eng tamomiy bo'ladi. Ona uchun ham yaxshi, bola uchun ham yaxshi bo'ladi. Lekin undan oldin ham sutdan kesishligi mumkin.
ya kichkina holatdan boshlamasdan, agar bir uzr bo'lmasa, majburiyat bo'lmasa, iloji boricha 2 yilda to'ldirsin yoki 2 yilga yaqin qilsin. Endi 2 yildan oshirsa bo'ladimi desa, jumhuriyat adiki yo'q. 2 yildan oshirishlik joiz emas deydi jumhuriyat adi. Abu Hanifa aytadiki, 2,5 yilgacha emissa bo'laveradi deydi. İmam Azam'da ikkita fatva var. Biri 2 yil. Yani emizishning oxirgi muddati qancha deganda ixtiloflar var. Ba'zilar 2 yil deydi. Ba'zilar 2 yildan biroz oshiradi. Ba'zilar 2,5 yil deydi. Lekin jumhurning qavli shuki 2 yil. Abu Yusuf va Muhammad fatvasi ham shu 2 yil bo'lsin. Undan oshmasin deydi. Va rivoyatlarda keladiki, 2 yildan oshgandan keyin emizishlikdan man qilingan. Hatta ulamalar aytadı ki, cumhuriyette mi 2 yıl bulsun, 2 yıldan aşmasın dedi mi? 2 yıldan keyin emizişliği caizmez, günah buladı. Bazen hatta ki haram buladı deydi. Demek ki haram buladı? Çünkü süt, ananın cesedinin parçası. Bala 2 yaşta doluştan aldım, bunge muhtaç idi. Çakalaklı giden muhtaç idi. Zaruretten Allah sana izin verdi bunge, emir kıldı. Bala 2 yaşta tolgandan keyin bemalol yeb ichadigan darajaga keldi, yeb ichyapti. Endi bu sutga hojati yo'q. Endi onasining parchasini ichib yemasin u. Qarang. Endi harom qilindi unga. Bir ayolga o'zining farzandi 2 yilga to'lgandan keyin sutini ichligi harom bo'lgandan keyin boshqa katta farzandlari qizi bo'lsin, o'g'li bo'lsin, ichligi albatta harom bo'ladi. Yoki o'zini eri ichsa, hozirgi vaqtda musulmonlar hayot hukmlarini, oila masalalarini kofirlardan o'rganib turgani uchun kofirlarning kinolardan, filmlardan ko'rib o'rganishyapti. Shuning uchun ba'zi badbaxt, johil erkaklar o'zini xotinini sutini ichyapti. Bu ham harom, joiz emas. Chunki o'sha ayolni jasadini parchasini iste'mol qilyapti u. Ya'ni yiyapti, ichyapti. Sütünü içliğinden göğüsünü içliğine beraber onge. Dürüstmez. Zaten süt diyen asli kan. Sütte aslında kan boyan. Kızıl boyan. Allah'ın kudreti de o aklıyla yaptı. Sütte aslı sizge kızıl kan diye delil. Sigir sakin. Sütü bitsin yine mecburlar sakin de. Kızıl gelişti başlaydı. Kızıl bu gelişti başlaydı. Yani süt anadan içiden kiliyat. Kaçtın kiliyat o süt? Alın kan buladı ki kanda Allah-u Teala akka eğlendiradı. Yani 2 yıldan aşkın adamlar ananın sütünü içtiği gibi kanını iç yaptığı gibi beraber buladı. Şuradan geri çıkıp bulamalar dedi ki bazı ayarlar var. Mesela yaş balasında kulağı ağrık olsa kulağıya sağadı. Süt tamızdıradı. Ya közü ağrık olsa közüge süt tamızdıradı. Ananın sütü hemen size şifaya kendi. Bu hemen size şifa diyenin böyle imse. İmse herkende keserliklerine şifa buladı. Bu dökün taşkı keserlikler gelmez. Buraya da yara bulsayam, süt tamız olursa, küyüp kasayam, süt tamız olursa. Bu caizmez bu nefse. Bunu ulamalar haram değildi. Caizmez. Kulağa, közüge, süt tamdırışlığı caizmez. Fakat imsin yaş böyle. Endi Abu Hanifa'ya göre ise 2,5 yıl geçe emizdirse bulurardı. Her kim o'zini fikrini izhor qilib, jumhurda qavli shu, Abu Hanifa'dan ham bir qavl bor edi 2 yil deyilgan. Aytadilar 2 yildan keyin emizishlik joiz emas ve hatto zarar qiladi, tibbiy tarafdan ham zarar qiladi. Endi razoat masalasi bor. Keyingi oyatlarda sarohatdan keladi zaroat masalasi. Ya'ni emganlikni sababidan paydo bo'ladigan qarindoshchilik. Bir ayol qo'shnisining bolasini emizsa, masalan, qo'shni ayollar o'tirib gaplashib, ikkalasi ham masalan bola tuqqan, ona suti oz yoki kasal. Shunda qo'shni aytadiki, "Keling, bolangizni men emizib beray" deydi. Bolasini emizadi. Nima bo'ladi? Haligi bola uni bolasi bo'lib qoladi. Va bu xotin unga ona bo'lib qoladi. Nimaga ona bola bo'lib qolyapti ular? Aytdi-yu, sut onaning jasadini parchasidir.
Bala anadan haligi sütü içkenden keyin u ayolning jasadini tarchasi balani ichiga kirdi. Va u sut balaning jasadiga tarqadi. Natijada ona bilan bu balani jasadi mushtarak bo'ldi. Tushundingizmi? Mushtarak bo'lib qoldi. Hali chaqaloq shakllanyapti, kundan kunga katta bo'lyapti. Hali uylanganlarni ko'rasizlar, yangi farzandi tug'ilganda kichkinagina bo'ladi. Bu kundan kunga katta bo'laveradi. Bu o'sha yangi vaqtlarda nihoyat bilinadi. Ha, biroz nimaga bo'lgandan keyin o'zida qivomiga kelgandan keyin sekin katta bo'lishni boshlaydi. Ammo yangi tug'ilganda kundan kunga katta bo'laveradi. Qanday katta bo'lyapti? Onani sutini ichib. Onani suti uni jasadiga aylanyapti. Shu bilan degan ayol bilan bu bola ona bolaga aylanib qolishyapti. Endi bularning o'rtasiga nikoh tushishi joiz emas. Va shu onani emgan hamma bunga aka-uka bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Endi shu qarindoshchilik masalasi qachon sobit bo'ladi? Jumhur aytadiki, shu 2 yil ichida. 2 yil ichida emissa qarindoshchilik sobit bo'ladi dedi. Abu Hanifa ko'ra 2,5 yil ichida. Jumhurnikini olaylik. Jumhurning qavli shuki 2 yil ichida. 2 yildan oshgandan keyin, ya'ni 2 yoshdan oshgan balani emissa qarindoshchilik sobit bo'lmaydi. Tushundingizmi? Bu jumhurning qavli bu. Jumhur shunday deydi. Lekin Oysha onamiz aytadilarki, yo'q, buni chegarasi yo'q deydilar. Oysha onamiz ijtihodlari. Ya'ni 40 ga kirgan odam bir xotinni emsa, uni balasi bo'lib qolaveradi deydi. Oysha onamizning fatvosi shu. Sahobalar u kishini hurmat qilganligi uchun o'ziga qattiq gapirishmaydi, lekin bu fatvoni rad qiladilar. Butun ulamolar, butun sahobalar hammasi aytadi, yo'q. Qarindoshchilik o'sha 2 yil ichida bo'ladi xolos. Bir kuni bir olim aytayapti. Bir kishi keldi deydi, yig'lab, rasvo bo'ldim deydi. A nima bo'ldi? Badbaxt bo'ldik. A nima gap, tinchlikmi? Qariganda sharmanda bo'ldim. Ha, ayt, nima bo'ldi? Deya yuragingiz quvonmayin. Desa xotinim menga ona bo'lib qoldi. Qanday qilib ona bo'lib qoladi? Endi birga yashalmaymiz. Shuncha bolamiz ham bor. Bolalar ham uylaydigan, erga beradigan osha kelib qoladi. Nima bo'ldi? Desa shunday ayolini emib qo'yibdan. Endi ona bo'lib qoldi menga u. Nikoh buzildi endi. Nima qilish kerak? Bir yo'li yo'qmi? Desa keyin olim ham endi shu bu ish munkar ish. Yaxshilar tavba qilsa-da biroz qiynabdi. Buni yo'li yo'q endi. Rasa yalinibdi, iltimos, shuni bir yo'lini toping, sharmanda bo'lamiz biz, rasvo bo'lamiz, shayton badbaxt rasvo qildi bizni. Degandan keyin qaytib kelmaysanmi yo qaytib kelmayman? Mayli, qaytib kelmagin, tavba qiling. Buni nikohga zarar yo'q, ammo joiz emas. Aytganimizdek, harom sut ichishlik, lekin ona bolalik sobit bo'lmaydi. Jumhurga ko'ra, Oysha onamizga ko'ra sobit bo'ladi. Oysha onamizga ko'ra bu er xotinning bolasiga aylanib qoladi. Ona desa bo'laveradi. Bu ham bolam desa bo'laveradi. Oysha onamizning fatvosiga ko'ra. Lekin bu mavjud fatvo. Rad qilamiz buni. Lekin bu ishlardan uzoq turishsin. Keyingi masalalarda, keyingi vaqtlarda yana chuqurroq kiramiz bu masalalarga. Bolani tarbiyasiga ko'proq erkak ahamiyat berishlik kerak. Buni qaytdan chiqaryapmiz buni. Erkaklar nimaga endi desa, liman arada an yutimma radoa. Qarang. Radoatni emizishlikni mukammal qilishni xohlagan erkakka deyapti Alloh taolo. Liman arada muzakkar kelyapti. Liman arodat demayapti. Tushundingizmi? Mukammal emizishni xohlagan xotinlarga demayapti Alloh taolo. Erkakka deyapti. Demak, bu masalaga erkak ko'proq ahamiyat berishlik kerak. Ko'proq o'ylashlik kerak. Albatta ona ham g'amiydi. Chunki Alloh taolo boshdan buyurdi. Val validatu yurdi'na. Onalar emizdirad dedi. Masalani tushuntirdik. Ona emizishlik kerak, bolasini g'amini yesin u. Lekin ko'proq ota qiladi bu ishni. Mana yana va alal mauludi lahu va uning uchun mavlud bo'lgan kishi. Qarang. Farzand uniki bo'lgan kishi deyilyapti. Aslida bola ham otaniki ham onaniki. Mana oyatni boshda val validatu yurdiyana avladahunna
Balalara ne dedi mi? Bala anaya nisbet verildi. Elbette ortalarda bir muhabbet var, şefkat var, mehir var. Bu birinci mesele. Şimdi yine balanı Allah-u Teala ataya nisbet veriyordu. Ve balaya ata köprak hakdar buladı. Atanın hakkı köprak buladı balada. Eğer ata İslam'da bulsa, Müslüm bulsa, onunla bala köprak tegişli buladı. Bunu kayıttan çıkartıyoruz. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ Atanın ne diyordu Allah-u Teala? Onun için tuğulgen farzan diyordu. Halen şu ata için tuğul yaptı. İslam'da şunun için farzan ataya nisbet verilirdi. Kimi oğluysa falancı hanını demeydi. Falancı afanı değilim miydi? Falancı ekanı değildi. Falancı canlı değildi. Erkekke nisbet verilirdi. Az Amerika'da, Avrupa'da anaya nisbet bir şey yaptı. Demek ya? Çünkü lan uzunu mezhebine mükemmel amel kılıçdaki hareket kılıç yaptı. Ulan mezhebi deme hayvaniyet mezhebi. Hayvanlik. Hayvanların mezhebi de anaya nisbet verilirdi. Yani bir urgaçı koyu bilen erkek içki koşulgen bilse tuğulgen bana koyu hesaplarlardı. Anasıya harap verilirdi. Atasıya harapmaz. Çünkü fikri meseleler var. Eğer kiyik bilen böğrü koşulgen bilse anası kiyik bilse balası kiyik bilirdi. Göşünü ise böğrü olurdu. Yani anaya nisbet verilirdi. Oysa böğrü haram mıdır göğsünü içmek? Hayvanlarda balalar anasıya nispet verilgeni için azı Amerika, Avrupa'da anasıya nispet verilirdi. Çünkü zaten dedesini topşalmayaptı. Başka yolları hem kalmayaptı. Malumemmez. Şimdi bir resmi halette. Hayvanlardan bedden halette çıkan olar. Lekin İslam'da ise وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ Bala atanikidir. Ataya nispet verilirdi. Nesab ataya nisbet verilirdi. Bala ataniki bo'layapti. Ama bu degani yukarıda aytdik biz. Atani ham haqqi bor, onani ham haqqi bor. Ota aytmasinki bola meniki, senga ko'rsatmayman, ko'rolmaysan, kelmaysan, falomiston deyishga haqqi yo'q. Bola otasini ham ko'rish kerak, onasini ham ko'rish kerak. Ammo otani ustida mas'uliyat ko'p. Xoh billa yashasin, xoh billa yashamasin, bolalarning nafaqasini ota beradi. Otaga farz. Ota bermasa albatta ona qiladi, qilishga harakat qiladi. Lekin ota yashasa yashamasa nafaqani berishligi farzdir. O'sha balog'at yetguniga qadar. Bolalarni tarbiya qilishlik otaga farz. Otani vazifasi. Diniy, dunyoviy butun ilmlarni berishlik otani bo'ynida. Onaga ham tegishli, lekin avvalo ota mas'ul bo'ladi bu narsalarga. Şu hükümlerini bildirişlik için وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ deyordu. Mevlud 12 boygen. Kalın, tuğulgen bala 12 boygen kişinin üstüge rizkuhunne analanın rızkı. Analanın yemak, içmak bütün nesasını bu birişlik gerek. وَكِسْوَتُهُنَّ وَكِيمْكِ شَيْلَرِ Şimdi bu kaçan? Eğer talak kılınken olsa. Buradan hatınlı talak kıldı. İdde deydi. Bala tuğdu mu? Bala tuğkandan kim bilesler idde bitedi. Ularda meselesi, eri hatunli meselesi bitti. Her kim uzun yoluyor ama şu balanın sebebinden. Ana hazır balaya hizmet kılıyor. Bala kimi ki? Atanı ki. Söylediniz mi? O zaman atananı bala bağlayıp duruyordu. Bu yine bağlıydı. Şu balasını emizgenliği için anasıya az vakatını verirdi ve kim kişekini verirdi. Şu emizgen müddette. 2 yıl yemişse 2 yıl geçe az vakatını verir. 1 yıl yemişse 1 yıl geçe. Bil ma'rufi ma'ruf bilen. Yani zulüm kümesten. Nakıs kümesten. O şey hatunge yetedigen derecede. Ve uzuniyem taqat yetedigen derecede. Uzuniyem kıynemeydi, ayol kişiniyem kıynemeydi. Yaş balaniyem kıynemeydi. Şeraitlerde kılıp verişlik gerek. La tukellefu nefsun illa usaha. Nefs taqatıdan başka nesneye mükellef kılınmaydı. Yani Allah Teala umumi kıldı hükümdü. Her bitti insan koludan ki genişe kıladı. Küçük etmeyen nesne talep kılınmaydı bundan.
erkek şu vazifeni becerirken kolundan yetki genişe. Bu ne dediğini yukarıda etkenimizdek, boy bu siz boyda nefakasını birersiniz, kembeğal bu siz kembeğalda nefakasını birersiniz. Ana hem kolundan ki gençe hizmet kılardı. İkilesi birbirine zulüm kılışmasın, zarar kılmasın. La tudarra validatun bi veladiha. Ana balasının sebebinden zarar kılınmaydı. La tudarra meçhul olsa zarar verilmaydı. Anaga balanın sebebinden zarar verilmesin. Yani ata ya ki başka karındaşlar balanın sebebinden anaga zulüm kılmasın. Balanın sebebinden zulüm kılıştık kendik. Bazen şunu bahane kılıp hatınca tazyik kılıçlik, tehdit kılıçlik, mesela malu devletiye, avrusuya tecavüz kılıçlik, bu ise bazen şu balaya karameslik bilen buladı. Balaya karameye koyduğundan ki bütün mesuliyet hatında boynu geçişedi mi, ayol kişi acizane, aciz haletinde, zayıf haletinde erkeğidir kılıçlığın vazifesini kılıçke mecbur olup kaladı. Şunlar ayol kişiye zulüm kılınca ve zarar verilen buladı. Bu bitti manası. Şimdi la tudarra degeni isim fail buluşuyor mümkün. Bina ma'lum buluşuyor mümkün. Şimdi la tudarriru buladı. Ana balasıya zarar vermeydi degen manak yapıp çıkardı. Allah dedi ki ana balasıya zarar vermesin diye yaptı. Yukarıda dedi ki biz zamanda şimdi analar ki yok teşekkür etişi yaptı. Dünyanın her yerde böyle yaptı bunlarsa. Fakat yine biz körü büyürgen diyorlar demez. Dünyanın her yerde böyle yaptı. Cehalet az hem yerge hakim bugün. Ümmetli haletini kançeli yamanlığı, ilimge, davetge, hizmetge, kançeli muhtaçlığını bililerdir eytemensilerge. Saudiye'de bir günü geplaşıp oturup biz Mekke'de. Mekke'de böyle yaptırken gep, Mekke'de böyle yaptırken vakıya. Bir adam eytiyordu ki, şu haramge yakın bugün yerge taharathaneye bağırdım dedi. Taharathaneye kirdim dedi. Kirsem çakaladı, yığılagan avazı iştiriyordu dedi. Hayran buldum, kalpten geliyordu ki. Karasam, teşikte bir çakala yatıştı dedi. Çakala taşak geçip çıkıyor dedi. Evet. Mekke'de haramda böyle yaptırıyor vakıya. Asmadan düşmüyordu ki o çakala. Yerden çıkmıyordu. Şunu ya ana taşak gitken ya ata taşak gitken şu yerine. Mekke'de haramda böyle yaptırıyordu ki başkaları da öyle oluyordu. Yani bu lasalarda biz ayet yaptık ki bazı da öyleydi. Fakat mesela Tacikistan'da böyle yaptı. Fakat Özbekistan'da böyle yaptı. Falan şehirde böyle yaptı. Halas. Mesela Saudiyeler, Pakistanlar, ular başkası bulsa gerek. Ular Farişte diye bulsa gerekti böyle. Onu demez. Bütün dünyada Müslümanlar cehaletke gark olup gitti hazır. Cehaletke batıp gitken. Bütün ümmet hazır ilimge muhtaç, terbiyeye muhtaç. Hazır bu gaflette yürüdüken, fakat hızımızı öyledüken haletmez. Ümmet kette hizmetki ihtiyacı var. İnsanlar şu haletke çüp kalışlığını bilgendik için Allah dedi ki ana balasıya zarar vermesin diye. Zarar verme hey ana diye. La tudarra. Karim. Zarar vermesin ana diye. Balasıya. Bu bir ikinci tafsir buldum. Üçüncü tafsir balasını sebebiden zarar vermesin diye manası var. Balanı sebebiden eriye zarar verilişi mümkün. Balanı bahane kılıp. Bazı ağırlar şunu deyik. Balasını bahane kılandı, eriye bilip durup ahşan eserlerinde yüklü oladı, talepkülü oladı. Er haliyladı kılamadı, kıynaladı. Ya ki kımasa ki fitne kıladı. Bana oğuzunu balasıya karama yaptı. Bu bahıl, peskeş falan pustan fitne kıladı ki. Bu mesela yani çekereden aşkiyeti yaptı bu. Mesela o şey hatın uzunu balasından künüge 3'ten 10 yediğen bulsa kettin 10'dan. Ve yarım kilo göğüs yiyse bu 5'ten 10 talep kıladı. 6'dan 10 talep kıladı. Aşçıdan eserler talep kıladı. Şunla karabisi ki fitne, fesat, cencel, ıhtılap başlanadı. Şunlar da hemen menkıla yaptı Allah-u Teala. Vela mevludun lehu bi veledihi. Ve farzand uniki bo'lgan, yani ota ham balasini sababidan zarar berilmaydi. Qarang.
Endi Alloh taolo mana erkak masalasiga o'tdi. Otaga ham zarar bermanglar bolasini sababidan. Shu balani bahona qilib ba'zan ona tarafidan, ba'zan boshqalar tarafidan, qarindoshlar tarafidan, tanishlar tarafidan otaga zulm qilinadi. Zarar beriladi, Alloh taolo erkakni himoya qilyapti. Bu bir tafsiri. İkincisi, mana tudorroni biz ma'lum qiladigan bo'lsak, ota ham bolasiga zarar bermasin degan ma'no kelib chiqadi. Ba'zi otalarni ko'ryapsizki, bolalariga zulm qilyapti, zarar beryapti. Tashab ketyapti. Necha yil o'tib ketgan bolalardan xabar olmaydi. Hech nafaqasini bermaydi, holatini so'ramaydi, holini so'ramaydi. Kasalmi, sog'mi, tirikmi, o'likmi, ishi yo'q. Man qilyapti Alloh taolo. Bunday kimga farzandiga zulm qilma deyapti Alloh taolo. Ba'zilar bor nafaqasini beradi-yu, siqib qonini ichadi bolalarni. Ba'zi otalar bor, uyga keladi, har doim bolalarni to'plab olib, ha deb siqib suvini ichgan. Ha deb suvga uradi, ezoradi, masxara qiladi, qasddan qilinmaydigan ishlarni buyuradi, tindirmaydi. Shunday otalar ham ko'p. Ko'p shunaqalar. Yani ko'pchilik odam bizga kelib shikoyat qiladi. Dadamni ezib tashlayapti, nima qilayman deydi. Sabr qilolmayapman deydi. Sabr qil deymiz. Sabr qil, yaxshi gapir, uzoqroq tur. Uzoqroq tur, boshqa chorasi yo'q. Ota bo'lganigacha unga qattiq gapirib bo'lmasa, so'kib bo'lmasa, urib bo'lmasa, shuncha xizmatini qilasiz, uzoqroq turasiz. Albatta sezadi-yu, aqlli bo'lsa o'zini isloq qilsin-da. Otaga haqqi yo'q, endi farzand meniki deb hayvondan battar xorlanadimi? Shunday badbaxt xotalar ko'p. Farzandlarni shunday ezadiki, hayron qolasiz. Ba'zilar bor, mehmon bo'lib borgansiz, oldingizda bolasini shunday sukadi, shunday bir ezadiki, hayron qolasiz. Sen farzandmasan, sen non ko'rsan, seni dunyoga kelganingga men pushaymon bo'ldim. Qanday kelib qolgansan, o'lganing yaxshi, mehmonlarni oldida ezoradalik bolani, farzandni. O'g'ilmi, qizmi? Bular zolim bular, badbaxt insonlar bular. Haqqi yo'q farzandiga bunday zulm qilishlikka. Ota bolasiga zulm qilmaydi deyapti Alloh taolo. Zulm qilma deyapti. Nima zulm qilyapsan? Uchinchi tafsiri, ota bolani sababidan zarar bermaydi. Xotiniga zarar bermasin. Ba'zan shunday bo'ladiki, ayol o'zini haqqini biladi, bolasining haqqini biladi, erining ham haqqini biladi-yu, er uni bu dindorligidan suiiste'mol qiladi. Ezoradi uni. Zulm qilaveradi. Fitna qiladi. Masalan, nafaqasini oz beradi, kiyim kechagini bermaydi, boshqa xarajatlarni bermaydi, qiynaydi ayolni yoki shu bolani sababidan boshqa qarindoshlarga zulm qiladi. Qarang, Alloh taolo qisqa oyatlar bilan qancha masalalarni bayon qilyapti. Qancha masalalar bor. Men sizlarga masalan darvozasiga ishora qilyapman, darvozalarni ko'rsatib o'tib ketyapman. Buning ichida qancha masalalar bor. Va alal varisi mislu zalik va merosxo'rning zimmasida ham shunga o'xshagan narsa bor deyapti Alloh taolo. Merosxo'r kim? Bir tafsir shuki bola. Shu bolani o'zi merosxo'r. Tug'ilgan bola. Bolani zimmasida shunday narsalar bor deilsa, bu qanday bo'ladi? Bolaga ham zarar berilmaydi. Degan maqsad bo'ladi. Yoki bo'lsa bola zarar bermasin. Bola chaqaloq hali zarar bera olmaydi-yu, uni valisi bo'lishi mumkin. Hozir tafsirga kelamiz. Yana bittasi, yosh bola merosxo'r bo'lyaptimi? Nimaga merosxo'r bo'lyapti? Demakki, dadasi o'lyapti uni. Dadasi o'lmasa merosxo'r bo'lmaydi-ku. Dadasi o'ldi. Dadasi o'lgandan keyin u onasi bilan dadasi ajrashib ketgan edi. Taloq idda bitgan edi. Xotin undan meros ololmaydi. Lekin bola oladi-ku. Bola meros oladimi? Shundanligi dadasini mulki bunga kelyapti. Endi bolani shu pulidan lozim bo'ladi xarajatlari. Tushundingizmi? Xarajat ketyapti turdi-ku. Bolani o'sha pulidan olinadi. Agar bola boy bo'ladigan bo'lsa. Onasi muhtoj, haligi puldan ishlatsa bo'laveradi onasi. Nafaqasi bor, kiyim kechagi bor, bolaga xarajat qilishlik kerak, ona o'ziga xarajat qilish kerak, muhtoj bo'lsa ishlatsa bo'laveradi.
Agar bola kambag'al bo'lsa-chi? Bola kambag'al bo'lsa, alal varis deb bu boshqa bir tafsir bo'lib ketadi. Dadasi o'ldi, dadasining boshqa merosxo'ri. Aytaylikki, bu bolaning akasi. Tushundingizmi? Bolaning akasi katta bola, katta yigit ishlaydi. Dadasidan meros oldi. Go'dakka ham berilgan meros, bunga ham meros berilgan. Endi o'sha varis bu xizmatlarni qiladi. Hali chaqaloqni xarajatlarini to'laydi. Chaqaloqni onasiga, ya'ni o'zini kennayasi hisoblanadi. Onasi. Dadasining xotini-ku. O'zini onasi. Onasining xarajatlarini berishlik kerak shu bolaga tegishli bo'lgan. Yoki undan tashqari qarindoshlar. Qarindoshlar to'g'risida ixtilof bor. Hanafiylar aytadiki, qarindoshlar ham muhtoj bo'lganda bir-biriga nafaqa berishi vojib bo'ladi deydi. Ahli sunnada ikkita fatvo bor. Biri bu, ba'zi aytadiki, yo'q, qarindoshlarning o'rtasida yo'q nafaqa deydi. Yana aytadiki, amakingiz qiynalib qolgan bo'lsa, nafaqa berishingiz vojib bo'ladi. Yoki ukangiz, singlingiz, opangiz qiynalib qolgan bo'lsa, nafaqa berishingiz vojib bo'ladi sizga, imkoningiz bo'lsa. Lekin boshqa ahli sunna va jamoat ulamolar aytadiki, yo'q, vojib bo'lmaydi deydi. Qilsangiz qiling, yaxshi bo'ladi, bo'lmasa vojib emas. Shar'an siz vazifangiz emas deydi. Ikki tarafda ham o'zini dalili bor. Hanafiylar shu oyatni dalil qiladi. Mana merosxo'rning ustida shunga o'xshagan narsa bor deb, merosxo'r bolaning onasiga mana shu xarajatlarni beradi deyapti. Agar dadasi bo'lmasa. Alal varisi yana bitta tafsiri bolaning valisi, yosh bolaning valisi. Yosh bola o'zi tasarruf qila olmaydi, uni valisi uni ishlarini tarbiya qiladigan, boshqaradigan odam shu ishlarni qilishlik kerak. Butun xizmatlarni qilishlik kerak. Endi shu tafsirlarga ko'ra, agar voris, ya'ni merosxo'r, boladan tashqari bir merosxo'r bo'lsa, zulm qilmaydi, ishimga zarar bermaydi degan masala kelib chiqadi. Valisi ham yosh bolaning molidan ishlatyaptimi? U ham hech kimga zulm qilmasin, zarar bermasin degan narsa kelib chiqadi. Shunday qilib buni siz varisni yosh bola desangiz, Alloh taolo yosh bolani himoya qilyapti. Agar varisni boshqa tafsirlarga, valisi yoki u bolani qarindoshlariga hamal qiladigan bo'lsangiz, unda bu masalani himoya qilyapti Alloh taolo. Fa'in arada fisolan an taradi minhuma va tashavurin. Agar er-xotin o'rtalarida ikkalasi ham rozi bo'lib, mashvara qilishib bolani sutdan ajratmoqchi bo'lsa, 2 yil ichida, 2 yil to'lgani yo'q, ajratishmoqchi. Qarang, Alloh taolo bolani himoya qilyapti-da, ota-ona mashvara qilsin deyapti. Ajrashib ketgan ular. Ajrashib ketgan holatda bu erkak bilan xotin mashvara qilishadi o'rtalarida. Nima deysiz, shu bolani sutdan kessakmikin? Siz rozimisiz deb bir-birini rizosini oladi. Bu bilan Alloh taolo ajrashib ketgan er-xotinning o'rtasida mashvara bo'lishligi va rozilashlik bo'lishligiga irshod qilyapti. Yo'l ko'rsatyapti, qarang. O'tgan darslarda aytdim-ku, er-xotin ajrashib ketgandan keyin, ba'zi endi bittasi kofir, bittasi mushrik emas-ku, bittasi yahudiy, bittasi nasroniy emas-ku ular. Yana ikkalasi ham mu'min, ikkalasi ham muslim, o'rtasida islomiy birodarlik bor. Siz ko'chada deganlarga qanday yaxshilik qilyapti turgan bo'lsangiz, endi ajrashib ketgan xotiningiz yoki eringizga ham shunday yaxshi muomala qilishingiz kerak. Qarang, mashvara qilishyapti bolani to'g'risida. Demak, ajrashib ketgan er-xotin bolalari to'g'risida mashvara qilishlik kerak. Rizolashib turib ish qilishlik kerak. Ikkalasi ikki tarafga tortmasin. O'z boshimchalik qilmasin. Ha, endi bir taraf masalan mashvarani bilmasa, ta'lim tarbiyasi bo'lmasa, bir taraf unda Qur'on hadisga ko'ra ish olib boraveradi. Lekin aslida Alloh taolo ikki tarafni ham yaxshi bo'lishligini talab qilyapti-da, ikki taraf ham ilmli bo'lsin, shariatga amal qilsin. Alloh va Rasuliga itoat qilsin-da, mashvara qilib, rozilashib bolaga muomala qilishsin. Fala junah alayhima. 2 yildan oldin sutdan ajratsa zarari yo'q. Bolaga zarar bo'lmasa agar, gunoh bo'lmaydi bu. Lekin ota-ona mashvara qilib, hech qachon bolaga zarar bo'ladigan holatda mashvara qilmasa kerak albatta. Zarar bo'ladigan narsaga rozi bo'lmasa kerak. Dindorlar. Mana bu masala ham bitdi. 2 yildan oldin ajratsa bo'laveradi. Va inarattum an tastardi'u avladakum. Agar sizlar mana erkaklarga xitob qilyapti Alloh taolo. Arattum deyapti. Ayollarga aytmayapti.
agar bolalaringizni emizishlikni talab qilishlikni xohlasalaringiz. Yuqorida yurdi'na deb irdo kalimasi keluvdi, endi bu yerda istirdo kelyapti. İstifal babını bilesler, sarıhtı okudularız, talab-ı şey, bir nesane talab kılıçlik. Eğer erkekler, hali ki balanın sütten acilatçılığı gelişildi, mesela ona emizmeymen dedi. Yani. Gelişilgen deyken. Şunda erkekler eğer balalarını emizmeyişlikini talab kılmakçı buluşsa, fela cünahı aleyküm, sizlere zararı yok deyipti, günahı yok deyipti. Hali balanı emizdiriler. İzâ sellemtum me ateytum bil ma'ruf. Ma'ruf bilen birgen neselerinizi topşurgenlerinizde, taslim kıyanlarinizde yaptı. Bunun bir neçe tahsirleri var. Bu ayetke karagende hatın balasını emizişliğini terk kıldı meşveleden gelip çıkıp. Şimdi mi? Demek meşvelesiz terk kılıçliğini Allah-u Teala yakşımaz dedi. Peki bazen ayol meşvelesiz terk kılıçıya mümkün. Ayetçi mümkün ki erige. Sen şu balanı emizlediğin ayol tafa alasan mı? Onun ücretini beri alasan mı? Başka yollarda baka alasan mı? Men emizmeymen. Deyişi mümkün. Meşver akımasından. Benim fikrim şu. Ya halemeymen, ya keselmen, üzülüm var. Deyişi mümkün. Onu da erkek elbette uzunu halatı yakarak muamele kıladı. Lekin o Kur'an'da zikir kılınmayacak. Yani yaşamaz o. Allah Teala sütten acilatçıdı, meşverege ve razılaşlıkçıya bağladı. Yani bitti sureti var ki ayol açı mümkün min emizemenu ücretki emizemen deyişi mümkün. Söyledin mi? Bu ya fazilette kime gelmezse? Şu yer geçe kemedi bu nersa? Anaga yemak içmağı kim geçe ki verildi emizgenliği için pül verilmeyetti. Üyem zikir kılınmadı. Endi bana zikir kılınmayetti. Ballarında emizdirmakçı bu salariz kimge emizdiresiz? Ya uzun anasıyla ya ki başka bir hatınge. Şunda ma'ruf bilan bergan narsalaringizni taslim qilishlaringizda zarari yo'q deganda ikkita ma'nosi borki, shu beryapsizlar-ku ujrat. Beradigan ujratni qo'llariga taslim qilsalaringiz gunoh yo'q. Ya'ni haqqini bersalaringiz. Bir ayol aytadiki, "Men sizni bolangizni emizib beraman, oyiga 300 dollar so'rayman" desa. 200 dollar so'rayman desa, albatta mintaqasiga, mamlakatiga qarab, yo 100 dollar so'rayman desa. Şu kelishdiz mi? Şu ma'ruf bilen bergan narsangizni taslim qilsiz, zulm qilmasdan, xiyonat qilmasdan, va'daga xilof qilmasdan bersiz, gunoh bo'lmaydi. Bu bitta surat. Bu bütün ulamolar tomonidan qabul qilingan narsa. Bunga ixtilof yo'q bunga. Ikkinchi surat shuki, onasini o'ziga berishlik. Tushundingizmi? Onani o'ziga pul berishlik. Ona emizmayman deydi, kelishib, mashvara qilib. Endi siz onasini o'zidan kelishib, sen emizgin, bundan buyog'iga emizsin, ujrat beraman, pul beraman desa, ayol rozi bo'lsa, ya'ni boshqaga beradigan pulni senga beri, begona bo'lmasin deb kelishsa, buni ham gunohi yo'q degan narsa kelib chiqyapti. Qani mashvaradan keyin bo'lishlik surati bu. Lekin mashvaradan oldin bo'lsa, oyatda bu narsa kelmadi, chunki boshida val validatu yurdi'na, onalar emizsinlar dedi Alloh taolo. Ayol kishi boshidan ujrat talab qilishligi oyatga xilof bo'ladi, makruh bo'ladi. Harom bo'lmaydi, lekin makruh bo'ladi. Undan boshqa emizadigan bo'lmasa harom bo'ladi. Mashvaradan keyin esa olishlikka izn bo'lyapti, qarang. Mashvara qilib tark qildi, endi xotin ujrat olsa izn bo'lyapti. Fala junaha alaykum deyapti. Oyatda yana bitta ma'no borki, ya'ni zohir shunga dalolat qilyapti. Eng to'g'risi, eng ko'pchilik mufassirlarning qavullari shu, uchinchi bir tafsir bor, ma'ruf bilan bergan narsalaringizni taslim qilganlaringizda gunoh yo'q deyaptimi? Demak, bu yerdan shunday ma'no kelib chiqyaptiki, onaga beryapti turgan bir ujrat bor edi. Onaga oldin beryapti turgan bir ujrat bor edi. Mashvaradan keyin ham shu ujratni bersa zarari yo'q, gunohi yo'q degan ma'no kelib chiqadi. Lekin bu ma'noni ulamolar qanday holatda olishadi? Yuqoridagi tafsirlarga xilof bo'lmagan holatda. Aytdiki, ona gunohkor bo'lgan holatda bo'ladi. Onaki gunohkor bo'lyapti, endi ota gunohkor bo'lmasin. Chunki Alloh taolo otaga, otalarga xitob qilyapti-da, va in arattum deyapti. Tushundingizmi? Va gunoh masalasida ham fala junaha alaykum, erkaklar sizlarga gunoh bo'lmaydi deyapti. Ha, yuqorida mashvara masalasida fala junaha alayhima, erkak va xotinga gunoh bo'lmaydi degani. Masallarda ajratingmalar.
ana anaga aldım berayotgan ücretini bundan keyin ham sağ-u salamat topshiradigan bo'lsangiz erkaklarga zarari yo'q. Ana o'zi qiyomatda javobini beraveradi. Qur'onning mukammalligini qarangki, shu yerda sallamtum degan kalimani ishlatyapti. A'toytum desa bo'lardi. Bersalaringiz desa bo'lardi. Yoki dafa'atum desa bo'lardi. Lekin sallamtum deyapti. Qarang, taslim kalimasi, salomatchilik kalimasi kelyapti. Tinchlik, salomatchilik. Tinch va salomat holatda topshirsalaringiz deyapti. Qarang, topshirishlik. Mana bu oyat er-xotin ajrashib ketgandan keyin o'rtalarida qanchalik mukammal, hurmat-ehtiromli muomala bo'lishligiga ochiq bir dalil bo'lyapti. Va onani emizgan, hozir bu yerda biz boshqa tafsir ham bor dedik-ku, bolani ya'ni boshqa bir ona emizishligi mumkin. Boshqa bir xotin, o'zining onasidan boshqa xotin. Unga ham berib turganingizda sallamtum deyapti. Sog'u salomat berishligingiz tinchgina. Bu ayollarga zulm qilmasdan, ularni xursand qilgan holatda berishlik masalasi. Demak, Alloh taolo xohlayaptiki, bu masalalarda ana farzand masalasida ham, ayol masalasida ham eng mukammal holatda hammasi bir-biriga muomala qilishlik kerak. Hammasini bayon qilib, endi Alloh taolo aytayaptiki, "Vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar, taqvo qilinglar. Shuncha hukmlarni, oyatlarni zoya qilmanglar. Va la tattaxizu ayati huzwa. Oyatlarni masxara qilmanglar. Amal qilmasangiz masxara qilgan bo'lasizlar. Va sizlar bunchalik g'ofil bo'lmanglar, xohlaganlaringizni gapirib, xohlaganlaringizni qilmanglar. Bilib qo'yinglarki, Alloh taolo qilayotgan turgan amallaringizni ko'ruvchidir. Ko'rib turibdi Alloh taolo hammasini. Alloh subhanahu va taolo butun ummatni Qur'on hadisiga xilof bo'lgan butun holatlardan saqlab, o'zi rozi bo'ladigan, yaxshi bo'ladigan yo'llarga hidoyat qilsin. Butun holatlardan saqlab, o'zi rozi bo'ladigan, yaxshi bo'ladigan yo'llarga hidoyat qilsin.